Efendim merhabalar, ben Beril. Ben bu seride her hafta gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bak şu insanların hikayesi çok ilginç diyeceğiniz suçlular varsa da yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Bugün bir çifte cinayetten bahsedeceğim ve insanlığa olan inancınızı bir tık daha azaltacağım. Başlıyorum. Josh Niles 1990 yılında New York'ta dünyaya geliyor. Çok büyük bir ailesi var ve röportajlarda ailesinin söylediğine göre Josh çok korumacı bir abiymiş. Eğer birisi kardeşlerinden birine zarar vermeye çalışıyorsa karşısında Josh'ı buluyormuş. Ve sevgisini söylemektense göstermeyi tercih eden sessiz sakin bir çocukmuş. Lisedeyken, 17 yaşındayken Charlene ile tanışıyor ve onunla sevgili oluyor. Charlene o zamanlarda 15 yaşında. Ve Charlene 15 yaşındayken gelip Josh'ın ailesiyle birlikte yaşamaya başlıyor. Kim 15 yaşındaki kızının gidip sevgisinin ailesiyle yaşamasına izin verir ki? 16 yaşındayken de hamile kalıyor. Josh ve Charlene'in 2008 yılında bir kız çocukları oluyor ve 2010 yılında da erkek çocukları dünyaya geliyor. Ama ilişkileri o saatten sonra çok iyi gitmiyor. Çok fazla sorumluluk var ve zaten ikisi de aslında çocuk. İkinci çocuklarının doğumundan 2 yıl sonra 2012'de ayrılıyorlar. Charlene ailesiyle beraber Texas'a taşınıyor ve taşınırken çocukları da yanında götürüyor. Charlene taşındıktan sonra Josh Amber'la tanışıyor. Onların çok güzel bir ilişkileri var. Beraber bir çocukları daha oluyor. Her şey çok güzel gidiyor onlar için. Charlene de bu sırada Texas'ta birisiyle evleniyor. Sonra bir çocukları oluyor ortak ama onunla da anlaşamıyor ve ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra bir polis merkezinde hayvan koruma memuru olarak işe giriyor. Ve oradaki polis amiriyle evleniyor. Yani Tim Dean'le. Tim bu polis merkezinde en yüksek seviyedeki insan. Ama altında çalışan totalde 2 kişi var. O yüzden bu konuda çok başarılıymış gibi hissetmiyor Tim. Ben buranın amiriyim, benim dedim yapacaksınız, bana saygı duyacaksınız diye dolaşıyor genelde ama hiç kimse ciddiye almıyor onu. Bu da Tim de müthiş bir öfke yapıyor. Burada amir olduktan sonra 10 tane silah sipariş ediyor. Bir tanesi kayıp. Ve çok komik ama şöyle bir şey varmış Texas'ta. Polis olduğunuzda size silah vermiyorlarmış. Siz kendi kişisel silahınızı kullanmaya devam ediyormuşsunuz. Şimdi Tim'in hayatı dışarıdan bakıldığında görece güzel bir hayat. Yani iyi bir işi var, güzel bir ailesi var. Ama bir gün 2018'de Charlene arkadaşlarına bir video gönderiyor. Videoda Tim bir önceki evliliğinden olan kendi çocuğuna yemek yemesi için ısrar ediyor. Bağırıyor çocuğa bunları yiyeceksin, bunları yiyeceksin diye. Ve çocuk yemek istemeyince ona vurmaya başlıyor. Charlene Josh'la ortak olan çocuğunu kendine doğru çekiyor. Onlar o tarafa gitmesin herhalde zarar görmesin diye. Ve videoya çekiyor bunu. Karışmıyor. Sonra da arkadaşlarına gönderiyor. Arkadaşlarına niye gönderiyor? Şu çocuğun ne kadar sinir bozucu olduğuna bakabilir misiniz ya? Bilseydim Tim'le evlenmezdim. Ben böyle olacağını bilmiyordum diye gönderiyor. Bunu göstermek için çekiyor. Olayı kanıtlamak için değil yani. Bu videoyu Charlene arkadaşlarına atıyor. Arkadaşları başka insanlara atıyor falan. Ve en sonunda video o videodaki çocuğun annesine gidiyor. Hemen suç duyurusunda bulunuyorlar ve bütün çocukları o evden alıyorlar. Tim'in çocuğunu annesine veriyorlar. Charlene'in çocuklarını da Josh'a veriyorlar. Charlene'in ikinci evliliğinden olan çocuğu da çocuğun babasına veriyorlar. Evde hiçbir çocuk kalmıyor yani. Hepsi diğer ebeveynine gidiyor. Tim polislik işini kaybettikten sonra Frito-Lay'de şoför olarak çalışmaya başlıyor. Josh, Charlene'le ortak olan iki çocuğu, Amber'la olan çocuğu ve Amber'la beraber yaşıyor. Yani evde 5 kişiler. Amber bu iki çocuğu da kendi çocuğundan hiç ayırmıyor ki işi çok zor. Çünkü Josh'la ortak olan çocukları otizmli ve çok fazla ilgi göstermesi gerekiyor çocuğa. Buna rağmen bir yandan çalışıyor aşçı olarak. Hamur işi yapan bir yerde çalışıyor. Bir yandan da çocuklarla ilgileniyor. Bir gün 22 Ekim 2018'de Josh eve geldiğinde verandada birinin beklediğini görüyor. İniyor arabadan konuşmaya başlıyorlar ve süre konuşuyorlar. Amber'ın da arabası gelene kadar. Amber'ın arabası garaj yoluna girdiğinde bu verandada bekleyen adam silahını çıkarıyor. Josh'a ateş ediyor. Birçok kez. 10 kez. Sonra Amber'ın arabasının oraya gelip Amber'ı kafasından bir kere vurup oradan uzaklaşıyor. Amber ve Josh'ın ortak çocuğu Amber'ın arabasında zarar görmemiş bir halde bulunuyor. Polis soruyor komşulara bir şey gördünüz mü, kim olduğunu gördünüz mü diye. Onlar da şöyle anlatıyorlar. Kim olduğunu bilmiyoruz ama koyu yeşil bir şapka takmıştı ve çok koyu renk kıyafetler giymişti. Sanki tanışıyor gibilerdi ve onları vurduktan sonra da bahçelerin arasından koşarak kaçtı diyorlar. Biz tabii ki bunu yapan kişinin Tim olduğunu şu an tahmin edebiliyoruz ama o zamanlar bilinmiyor. Bütün polisler
polis köpekleri, helikopterler evlerin arasında Tim'i aramaya başlıyor. Onu bulamıyorlar ama yerde taktığı maskeyi buluyorlar. Sonra Charlene'i arıyorlar. Çocuklarınızın babası vuruldu, haber vermek istedik diye. Charlene de diyor ki evet haberim var çünkü Facebook'ta bir haberde gördüm bunu. Şimdi düşünüyorlar, Allah Allah, evet Facebook'ta bu tarz haberler çıktı vurulma ile ilgili. Ama hiç kimse kimin vurulduğunu söylemedi haberlerde ve evin adresini de söylemedi hiç kimse. Nasıl biliyor acaba? Polis haber verdikten sonra Charlene Texas'tan arabaya biniyor ve New York'a doğru gelmeye başlıyor. Çünkü çocuklarını alacak oradan. Bu olay olmadan 2 gün önce Tim Kansas'ta bir trafik kazası geçirmiş. Küçük bir kaza, yani Tim'e hiçbir şey olmamış ama araba bir tık pert olmuş. Bu kazanın yapıldığı yer, yani Kansas, Texas'la New York'un ortasında bir yerde. Texas'la New York arasında 1500 kilometre gibi bir şey var. Kansas, Texas'tan 600 kilometre ileride. Bu kazadan dolayı polis geliyor oraya. İşte ehliyet, ruhsat, ne oldu, nasıl kaza yaptın, nereye gidiyordun? Arabanın kiralık olduğunu fark ediyorlar. Ve araba Tim'in üzerine değil, başka bir arkadaşının üzerine kiralanmış. Neden olduğunu soruyor polis. Tim de diyor ki ya benim işim vardı, yetişemeyecektim. Onun için bir arkadaşım benim yerime kiraladı. Arabayı çektiriyorlar servise götürmek için. Arabanın içinden kurşun geçirmez yelek çıkıyor. Ve komşuların, ya biz görmüştük işte koyu şöyle kıyafetler giymişti dediği kıyafetler çıkıyor. Tim önce başka bir araba kiralamaya gidiyor. Ama orada diyorlar ki nakit ödeme yapamazsın. Kredi kartıyla ödeme yapmak zorundasın. O yüzden oradan kiralayamıyor. Sonra başka bir yere gidiyor. Orada da yine aynı kurallar geçerli. Nakitle kiralayamıyorsunuz. Ama oradan araba kiralayabiliyor. O zamanlar bunun nasıl olduğunu bilmiyorlar. Yani bu tarz tesadüfler ilginç geliyor polislere. O yüzden de Tim'i sorgulamak için polis merkezine getiriyorlar. Bu arada artık hepimiz sorgu taktiklerine bir tık aşinayız. Tim'i sorgulayan polisler ona doğru yaklaşıyorlar. Ona çok yakın oturuyorlar ve gitgide de yaklaşıyorlar. Ona doğru konuşmaya başlıyorlar. Rahatsız etmek için. Çok merak ediyorum böyle bir sorguda. Böyle polisler size, sizi sadece rahatsız etmek için çok yaklaşıp konuşmaya başladığında siz de onlara doğru eğilip konuşsanız nasıl bir tepki vereceklerini çok merak ediyorum. Daha önce böyle bir şey yapılmışsa herhangi bir sorguda lütfen bana link falan bırakın aşağıya. Çünkü çok rahatsız edici gibi görünüyor. Yani iki kişinin sizi köşeye sıkıştırıp sanki önünüzde hani kaçabileceğiniz yerleri kapatıyorlar ve üzerinize geliyorlar gibi hissettirir bence. Bak bir izleyin. I left home with the intention of going somewhere far away and put in my head so nobody that knows me would have to be the one to find me and work it. Okay. What changed? And I turned my phone off so nobody could call me and figure out what I was doing and try and talk me out. If you think I'm going to sit here and say that I did that, you're crazy. I think you're crazy if you don't. Quite honestly. It's not a question if you did it. It's a question of why, and are you sorry? Are you sorry Amber and Josh got killed? Do you hear what I'm saying? I hear what you're saying. Are you sorry they got killed? I'm not saying you killed them. Are you sorry, they got killed? Can you say their names? Josh and Amber. Say, I'm sorry Josh and Amber got killed. Not that you did it. No, I want. No, you didn't. You're saying it in part. Çok rahatsız edici görünmüyor mu? Ve buna rağmen itiraf ettiremiyorlar. O yüzden de salıyorlar Tim'i. Ha Tim arabayı başka birisinin üzerine kiralamıştı. Belki ondan bir şeyler öğrenebiliriz diye. Gidip polis arkadaşını getiriyorlar merkeze. Sorgulayacaklar. Ben bilmiyordum Tim'in ne yapacağını, nereye gideceğini. Sadece işte bunu kiralar mısın benim yerime dedi. Ben de tamam dedim diyor. Sonra yalan testine giriyor. Mahvoluyor ortalık. Nasıl yalan söylüyormuş meğerse. Hemen tekrar sorguya alıyorlar. Ve yine aynı şekilde sorguluyorlar onu da yakın yakın üzerine gelerek. Onda işe yarıyor. Aslında olay şöyle olmuş. Tim ve Charlene çocukların velayetini kaybettikten sonra geri eve dönerken yolda Charlene Tim'i küçük küçük doldurmaya başlamış. Eğer Josh ölürse biz çocuklarımızı geri alabiliriz. O zaman eski hayatımıza geri dönebiliriz. Eskisi kadar mutlu olabiliriz. Ne kadar güzel olur böyle bir şey olsa diye. Tim de onun gibi polis olan arkadaşını çağırmış ve üçü oturup böyle bir plan yapmışlar. Şey hatırlıyor musunuz? Tim araba kiralamak istemişti ama kredi kartı yoktu. Charlene evden çıkıp arabaya binip 650 kilometre gidip kendi kredi kartıyla bu arabayı kiralamış Tim için. İlk planda Amber'ı öldürmek yokmuş ama o an Tim öyle gerektiği için Amber'ı da öldürmüş.
Muhtemelen yüzünü gördüğü için öldürmüş bu arada. Tim iki kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası alıyor. Tim'in polis olan arkadaşı bu olaya yardım ettiği için 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası alıyor. Charlene de 28 yıl hapis cezası alıyor. Charlene'in egosundan dolayı hiç çocuk yetiştirmeye uygun olmayan bir evde çocuklarıyla yaşamak istemesinden dolayı. Şimdi bütün çocuklar kimsesiz kaldı. Yani aileleri, ebeveynleri ya öldü ya da şu an hapiste. Ve bu olurken 4 yaşındaki bir çocuğun gözü önünde annesi öldürüldü. Ama bu konuda beni bir tık rahatlatan bir şey var ki. Çocuk döven eski bir polis hapishanede çok eğlenir. İlk tutuklandığı andan mahkemeye çıktığı zamana kadar bile o kadar çökmüştü ki. Maalesef bu konuyla ilgili kendimizi rahat hissedebileceğimiz tek yer de burası. Aynen. Bugünkü hikayemiz bu şekildeydi. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın efendim.